Sayın milletvekillerim, sayın başkonsolosum, sayın DEP Partisi Genel Başkanı, saygıdeğer seçilmiş müftülerim, liderimiz Doktor Sadık Ahmet'in saygıdeğer ailesi ve sevgili Batrakyalılar. Batrakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Avukat Necmet Hüseyin ve derneğimiz adına herkesi sevgi ve saygıyla selamlamak isterim. Batrakya Türk Azınlığı'nın liderinin merhum Doktor Sadık Ahmet'in aramızdan ayrılışının 21. yılında ruhunu şad etmek ve kendisini özlemle ve minnetle anmak için burada toplanmış bulunmaktayız. Yaklaşık 100 yıl önce imzalanan Lozan Antlaşması hükümlerine göre bir toplumun yasal kazanımları olan haklarının neredeyse tamamının gasp edilmesi sonrası, baskıların iyiden iyiye arttığı 1985 yılında başlayan imza kampanyaları ve hukuk çerçevesine geçen hak arama mücadelesiyle geçen bir ömrün 24 Temmuz 1995 yılında elin bir trafik kazasıyla sonlanmasının üzerinden geçen tam 21 yıl. Bugün gelinen süreçte ise maalesef liderimiz Doktor Sadık Ahmet'in ömrünü feda ettiği, Batı Türk azınlığının gasp edilen haklarının, bırakın kazanımını, günden güne var olanların da gasp edilmesi için her türlü baskıyla karşı karşıyayız. Yani kısaca 30 yıl önce imza kampanyalarının başladığı dönemdeki var olan sorunların çözümünü bir kenara bırakın, onlarla birlikte Batı Rakya Türk Azınlığı bugün yaratılan yeni hak gaspları ve ilkel sindirme politikalarıyla mücadele etmek zorunda bırakılmış durumdadır. Büyük dava adamı liderimiz Doktor Sadık Ahmet ile birlikte geçmişte omuz omuza, bugün ise onun açtığı yolda hareket ederek haklı mücadelesini sürdüren bir Batı Rakya Türk toplumu. Elinden alınan tüm yasal haklarını tekrar elde etmek adına yürüttüğü mücadelesini bugün burada tüm dünyaya bir kez daha haykırarak da gösterdiği gibi hukuk çerçevesinde ve demokratik haklarının kullanılması yolu ile yürütmüş ve yürütmektedir. Batı'daki Türk toplumu hiçbir zaman yasal mücadelesinin dışına çıkmamış ve çıkmayacaktır. Fakat tüm bu duyarlılıklara rağmen dünya üzerinde belki de örneği olmayacak kadar devletine bağlı bir azınlık toplumuna, kendi devleti tarafından gasp edilen hakları yine kendi devletinin imzaladığı uluslararası anlaşmalara rağmen vermeyi bir kenarına bırakın, bugün bile halen birçok hakları daha elinden almaya çalışılmaktadır. Batı'daki Türk toplumunun yasal haklarının yanında manevi değerlerinin de saygı duyulmamakta ve üzerinden yaklaşık 8 ay geçmiş olmasına rağmen parti genel merkezinde oluşturulan müzede liderimizin kaza geçirdiği hurda aracı çalanları ile Dostluk Eşitlik Barış Partisi'nin genel merkezine saldırıda bulunanlar hakkında bir arpa boyu dahi yol kat edilmemiş ve olayın üzerindeki sır perdesinin aralanmamış olması manidardır. Batı Rakya'da yaşayan ne azınlığın ne de çoğunluğun sözde bekçilere ihtiyacı yoktur. Türetilen bekçiler ancak huzur içinde yaşayan insanların huzurunu kaçırmakta, Batı Trakya Türk toplumunu farklı kulvarlara çekmeye çalışmakta, bizleri hukuk içindeki hak arama mücadelemizden saptırmaya çalışarak haklıyken haksız duruma düşürmeyi amaçlamaktadırlar. Fakat az önce de belirttiğim gibi Batı Trakya Türk toplumu boyunlara gelmeyecek ve doğru bildiği yoldan şaşmayacaktır. 93 yıldır azınlık gönlerdeki mücadele bayrağını indirmemiş, yakılan mücadele ateşi söndürülmemiş, Batı Trakya Türk toplumunun haklı hak arama mücadelesi doğru bildiği yoldan şaşmadan devam ettirilmeye çalışılmaktadır. Sayın katılımcılar, bugün burada liderimiz merhum Doktor Sadık Ahmet'in aramızdan ayrılışının 21. yılı münasebetiyle toplanmış bulunmaktayız. Fakat 15 Temmuz gecesi anavatan Türkiye'de yaşananları da bir parantez olarak konuşmamı tamamlamak istiyorum. Herkesin malumu, yıllardır devletin en uç noktalarına kadar yerleşen şeridokları 15 Temmuz akşamı darbe girişiminde bulunmuş seçilmiş Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleriyle Yüce Türk Milleti'nin canına kastetmiş ve anayasa hükümleriyle demokratik yollara seçilmiş kadroları ortadan kaldırmaya kalkışmışlardır. Yüce Türk Milleti yapılan çağrılar ile sokaklara akır etmiş ve deyim yerinde ise darbecilere darbe yaparak hemşerimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün egemenlik kayıtsız şartsız milletindir emanetine sonuna kadar sahip çıkmıştır. Ana vatan Türkiye'ye göç etmiş yüz binlerce Batı Trakya Türk'ünün de her daim devletinin ve milletinin emrinde olduğunu ileri bir yaşatılması için gözünü kırpmadan canını verebilecek bir kararlılıkla yaşamlarını Türkiye Cumhuriyeti'nin idame ettirmektedirler. Bunun adı ister FETÖ paralel yapılanma ister başka bir adı altında olsun hain teröristler karşısında Yüce Türk Milleti'yle birlikte dikilip onlarla dur derken şehit kardeşimiz gazeteci foto muhabiri Gümülcine Menetler doğumlu üyemiz merhum Mustafa Canbaz bunun en net örneğidir. Şehidimiz Mustafa Canbaz henüz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmadığı, haymatlız olarak
yaşamını sürdürdüğü ana vatanda birlik ve bütünlüğü için gözünü kırpmadan canını feda etmiştir. Kendisini bu vesileyle bir kez daha rahmet ve minnetle anar, tüm şehitlerimize rahmet, yaralara da acil şifalar dilerim. Bu duygu ve düşüncelerle Batı Türkler Danışma Derneği adına merhum liderimizin ruhunu bir kez daha yad ediyor. Ana vatan Türkiye'ye, Türkiye Cumhuriyeti'ne geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Genel Başkan Avukat Necmettin Hüseyin adına saygılar.